Efendim, artık biliniyor. Cihaz almanın yeni kolayı ne? Adı üstünde, İZİCEP. Yenilenmiş cihazlar, uygun fiyat, 12 ay garanti, 6 hatta 12 aya varan taksit imkanıyla, 14 gün iade fırsatlarıyla, nerede? 30'a yakın mağazada, EasyCep.com'da. Sen olsaydın ne yapardın bölümümüzde hocam? Derbiye yönelik iki tane senaryo belirledik. İzin verirseniz ben ev sahibinden başlayacağım. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş deplasmanı ve Trabzonspor deplasmanlarını gördük. Bu deplasmanlarda da siz bunu çok iyi anlatmıştınız daha önce. Biraz daha düşük skorlu, biraz daha tempoyu düşüren bir oyun anlayışında, oyun hüviyetinde olduğunu gördük Fenerbahçe'nin. Galatasaray derbisinde siz olsaydınız yine benzer bir strateji mi belirlerdiniz yoksa Fenerbahçe'nin daha alışık olduğumuz tempolu, işte coşkulu, iç sağ oyununu mu tercih ederdiniz? Bunu size yöneltmek istedim. B. Neden B? Beşiktaş deplasmanına giderken Beşiktaş'ın önündeydi Fenerbahçe takımı. Ee, şampiyonluk yarışında yaklaştırmama, yaklaştırmamak rakibini, yarışa sokmamak ee, iyi bir fikir. Trabzon'a giderken Trabzon'un önündeydi. Trabzon'u tekrar yarışın içine dahil etmeme bir fikirdi. Ama bugün öyle değil, Galatasaray'ın gerisinde. Yani şu anda maç fazlasıyla önünde ama artık yani galibiyette gerekiyor. Bir kere şey de belirginleşmeye başladı yavaş yavaş Fenerbahçe açısından. Esas rakip kim? Görünen o ki esas rakip Galatasaray. Öyle görünüyor yani şu anda. Fenerbahçelilerin böyle hissettiğine ben eminim. O sebeple hocanın ben düşük skorlu işte tempo, tempoyu da düşük tutacağı bir oyun tarzını benimseyeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bir kere iç hissettirmeye çalışacaktır. Ve bahsettiğimiz diğer iki örnek deplasman oyunlarıydı. Deplasman maçları başka türlü. Yani Trabzon'da Trabzon'la, Dolmabahçe'de Beşiktaş'la oynamanın bir takım zorlukları var. Orada da yani strateji olarak değiştirebilirsiniz. Gayet doğaldır ama Kadıköy'de, Kadıköy'de oynamanın da bazı zorlukları var. Deplasma gelen takım için. O zorlukların tamamını ortaya koymaya çalışacaktır. Onu nasıl ortaya koyarsınız? Düşük skorlu bir oyun talep ederek değil. Yüksek skorlu bir oyun tale talep ederek. Yüksek tempolu bir oyun talep ederek. Fiziksel temas talep ederek. Oyunda akıcılık talep ederek. Rakibi sıkıştırarak, kendi oyun pratiklerinden uzaklaştırarak... Bunu talep edebilirsiniz, gösterebilirsiniz, zorlaştırabilirsiniz rakibinize. O sebeple ben George Jesus'un kendi bildiği gibi... ...daha önceki takımlarında oynattığı, Fenerbahçe'de de iç sahada oynattığı gibi bir oyun bekliyorum. Muhtemelen öyle olacaktır. Maçın ilk düdüğünden itibaren Fenerbahçe'nin saldırıya geçeceğine %100 eminim. O zaman burada Fenerbahçe'nin sezon boyunca uyguladığı ön alan baskısından da... Sizden öğrendim size satıyormuşum gibi i̇şte oluyor ama çok hoşuma canım gitti. Ya. Çeyrek alan baskısını Direkt göreceğimizi düşünüyorsunuz herhalde. Muhtemelen öyle olacak. Çünkü Galatasaray takımı e, ciddi bir kaliteye sahip. Özellikle ön tarafta. Yani belki de acayip yüksek skorlu maçlar bir ikisi dışında oynamadı belki ama... Yani öndeki oyuncuların her biri caydırıcı. Her biri nitelikli. Her biri belli bir kaliteye ulaşmış oyuncular. Orta sahasında da var öyle çözümler. Ama arkada şöyle bir handikapı var Galatasaray takımı. Oyunu geriden kurarken aksamalar var. Ee, gecikmeler var. Hızı yok. Bakın oyunu geriden kurarken belli bir hıza ulaşamazsanız, topa belli bir ritmi veremezseniz baskı daha da çok yoğunlaşarak artar. Hatta gelmeyen takım bile gelir üzerinize doğru. Galatasaray zaman zaman bu handikapı yaşıyor. O sebeple Fenerbahçe mutlaka önünde çok, çok ciddi baskı yapacaktır ve muhtemelen yönlendirmeli bir baskı yapacaktır. İki stoperden topu daha iyi kullananı seçip, baskıyı oraya yoğunlaştırıp diğerinin topu kullanmasını mecbur etmeye çalışacaktır. Bir tarafa doğru baskıyı yönlendirecektir. Ee, Galatasaray da mutlaka buna hazırlık yapacak yani. Galatasaray da izliyor. Fenerbahçe'nin ne yaptığını, baskıyı nasıl yönlendirdiğini, rakip savunmayı nasıl yönlendirdiğini e, biliyor ona bir takım önlemler mutlaka alacak ama Fenerbahçe mutlaka önde daha birinci saniyeden itibaren ciddi bir baskı kurmaya çalışacak. Burası kesin. Hocam deplasman içinde şöyle bir senaryo belirledik. Ee, Fenerbahçe'nin çok net bir offside, çizgi offside taktiği olduğunu görüyoruz. Deplasmana derbiye gidiyorsunuz. Bu belki avantajlı olabilir. Buna nasıl önlem alırsınız? Nasıl geçmeye çalışırsınız Galatasaray açısından? Ee, şimdi geriye koşturmak yani üçlü dörtlü ya da beşli savunma geriye doğru koşturmak çözümlerden bir tanesi bu şu demek oyunu çabuk kurun önce bu çünkü rakibiniz öne doğru geliyor size baskı yapıyor eğer oyunu çabuk kurup anahtar pası oynayabilecek birinci ikinci seçenek olan oyuncularınıza çabuk geçirebilirseniz topu rakibinizi geriye doğru koşturmaya başlarsınız. Geriye doğru birlikte koşan oyuncuların çizgisi doğal olarak dağılır. Yani bu şansı size verir. Bu olasılığı verir. Birincisi bu. İkincisi rakip yer alana yerleştiğinizde Fenerbahçe gerçekten şeyi ben üçlü, dörtlü veya beşli savunma yerleşiminde çizgiyi hiç bozmadan çok beraber hareket edebildiklerini, çok birlikte hareket edebildiklerini gördüm. Bunu siz söylediniz bana. Maç öncesi ısınmalarında da sıkça tekrar ettiklerini söylediniz. Benim görme şansım olmamıştı. Evet maç önünde hocam oynayacak olan savunma çizgisinin birlikte hareket etmesine yönelik ve karşıdan bir kişi topla beraber geliyor. Hangi alanda kimin o oyuncuya çıkacağını, çizgiyi kimin bozacağını, öne çekeceğini belirleyen bir çalışma yapıyor maç önü ısınmasında Fenerbahçe. Harika. Bunu mutlaka şimdi Galatasaray antrenör ekibinden görevlendirilmiş birisi, belki analizci... belki işte izleme antrenörü kimse... o maçlara gidiyor. Yani Maçayı takip ediyor. Yani az 3-4 maç görmüştür. Doğal olarak da o görevleri yapan insanlar maça 5 dakika kala girmezler yani. 1 saat kala girerler, ısınmayı da not alırlar. Isınmada ne oluyor, ne bitiyor? Takımın havası suyu her şeyi not alırlar ve öyle giderler. Yani bunu mutlaka görmüştür Galatasaray antrenör ekibinden kim görevlendirildiyse. Onları rapor etmiştir. O üçlü, dörtlü veya beşli zincirin bozulmasını sağlayacak unsurlardan bir tanesi de yerleştiğinizdeki pas ritminiz. Eğer top çok çabuk el değiştirirse baskı düşer. Yani Fenerbahçe orta sahasını yapacağı baskıyı düşürmüş olursunuz. Doğal olarak da anahtar pası oynayacak, atağı başlatacak, savunmanın arkasına pası atacak oyuncu yarım saniyede olsa bir avantaj sağlayabilir kendisine. Bunun ön koşulu ritimli pas. Eğer bunu yaptıysanız pas ve koşu zamanlaması da kesişiyorsa e, kaleye gidebilirsiniz. Fenerbahçe bu riskleri alıyor. Hoca da söylüyor. Biz bu riski alacağız diyor. Aldık bugüne kadar. Atabiliyorsanız atın. Biz de sizi tebrik ederiz diyor. Demir Spor maçında ne oldu? Fenerbahçe'nin. Ee, Galatasaray antrenör ekibi onu mutlaka izlemiştir, Demirspor maçını. Onyekuru defalarca savunmanın arkasına sarktı. Pozisyonlar oldu. Ne dedi hoca? Ben, ben ben ona önlem almadım dedi yani. Yapabiliyorsa yapsın. Ben bu riski alıyorum, ben başka... ...bir şeyin peşindeyim. Ee, oy, e, yani sağ kanatla sol kanat oyuncularını da değiştirmek savunması daha güçlü olanı sağa getirip Onyekuru'nun önünü kapatmayı da düşünmedim. Çünkü Onyekuru sağ kanatta da aynı etkiyi gösterebiliyor. Yani sızma anlamında. Yani biz değiştirsek onlar da değiştirebilirdi. Bu bana mantıklı gelmedi. O yüzden de normal oyunumuza devam ettim. Kendi oyun pratiğimize devam ettik diyor. Şimdi bu riskleri alacağının altını çiziyor yani bir kere daha. Yani bu riskleri alacaksa Demirspor maçına bakacak. En çok kim sızdı? Onyekuru sızdı o maça bakacak. Eğer ritimli pası takiben orta saha düşürülür. Yani orta sahadaki baskı kırılır ve e, sızma pası atacak olan oyuncu sızma koşusunu yapacak olan oyuncuyla e, eş zamanlı e, hareket edebilir ve buluşturabilirse savunmanın arkasına Galatasaray geçecektir. Peki hocam ben siz biraz daha talep etmek istiyorum bu noktada. Benim gördüğüm kadarıyla hep Fenerbahçe'nin bu zincirinin birlikte hareket etme, savunma zincirinin birlikte hareket etme becerisinden bahsediyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla işte bu ritimli pası engellemek için de bir planı var Fenerbahçe'nin. Orta saha oyuncuları o pası topu alamıyorsalar bile attırmamak üzere bir baskı yapıyorlar. Çok ani ve çok şiddetli bir baskı yapıyorlar pası geciktirmek için. Bu konuda bunu aşmanın yolu nedir? Bu gözleminiz doğru. Bir kere önce bunun farkında olmak lazım. Yani Fenerbahçe aslında sadece Arao ve Crespo ile değil. Şimdi diğer birçok oyuncu öndeki oyuncuların da katılımıyla orta alanda bir yoğunlaşma sağlıyor. Bakın ligde en ilk 11'ler söz konusu olduğunda en az orta saha istihdam eden takım Fenerbahçe. Normalde şey gibi Aa, biz bunlara topla baskı yaparız. Yani bunu söyletebilir size bu ama öyle olmuyor. Çünkü yani takımı şöyle yazıyoruz ya 4-4-2 gibi veya işte 3-4-3 gibi yazıyoruz ya. O en öndeki sağ ve sol önde görünen oyuncular tahtada aslında sağ iç ve sol iç koridorlara dolgu yapıyorlar. Yani orta sağ e, temelde sadece iki oyuncudan müteşekkil olsa da yardımlar var. Orada Fenerbahçe'nin bir yoğunlaşması var. O baskıyı düşürmek kolay değil. Yine aynı şey söyleyeceğim. Galatasaray için birinci yol... Oyunu arkadan çok çabuk kurabilmek Galatasaray'ın asıl sorunu orası. Eğer oyunu çok çabuk kurabilirse kim oynayacaksa Galatasaray orta sahasında onun dönüşü ve servise başlaması daha erken alınır. Aksi takdirde Fenerbahçe ye yerleştikten sonra o anahtarları bulmak hiç kolay değil. Çünkü Fenerbahçe iki oyuncuyla gibi gözükse de orta sahada beş kişiyle baskı yapıyor. Ve o pasında aslında zamanlamasını Geci geciktiren unsur bu. Hocam teşekkür ediyoruz. Soru cevap bölümümüze geçiyoruz. Tamam. Benim de en sevdiğim bölüm. <laughs> Bunları da çok seviyorum ama burada sizi biraz daha tanıma şansımız oluyor.